Karalama Defteri'ne hoş geldiniz. Mümkün olsaydı da bugün için programın Boğaz kıyısında bir kayın içinden yapsaydım. Fon müziği olarak da Deniz Kızı Eftalya'yı dinletirdim. İstanbul'da yaşayan eski kuşaktan biri mutlaka kayığa binmiştir, kürek çekmiştir. Artun Ünsal'ın Aşk Olsun o Kayıklara kitabını okumaya başlarken bunları düşündüm ar darda diziler düştü belleğime. Birkaç hatırlatma yapayım. Dışına atıldım ben hüznünde, sevincinde bir kıyıya bağlanmış boş bir sandal gibiydi. Cahit Külebi'den. Adamlar oturmuş sandalı boyuyorlar. Turgut Uyar'dan. Yahya Kemal ile bitirelim alıntıları. Baktım süzülüp geçti açıktan iki sandal bir lahsa da bir panjur açılmış gibi yazdı. Araştırmacı Artun Ünsal'ın kitabının başında sunuşta Orhan Veli'nin dizeleri var. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Başında eski alemlerin sarhoşluğu, loş kayıkhaneleriyle bir yalı dinmiş dostların uğultusu içinde. İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Pazar kayıkları, tenezzül kayıkları bölümünü okurken de Bilge Karasu'yu hatırladım. Bilge Karasu bir hikaye yazmıştı. Sordum, ne kadar diye. Pazar kayığı kadar demişti. Yani normal kayıkta adam biraz daha fazla. Artun Ünsal bakın ne diyor. Yaklaşık 30 yıldır Çengelköy'de oturuyorum. Mavi yeşil Boğaz'ın betonlaşması, grileşmesi, deniz ve göz kirliliğinin tanığıyım. Çok şanslıyım. Terasa çıktığımda son yıllarda geri planla kule binalara karşı ferahlıyorum. Kitabın yazılış amacını başta öğrenebiliriz. Orada oturuyor 30 sene bakıyor hayran oluyor ve kayıkların geçmişini irdeliyor getiriyor. İstanbul'un kayıkları. Şimdi ana başlıkları okuyacağım. Sonra ayrıntıya girelim. İstanbul'un kayıkları esnafı kayıkçıya, pamuk eller cebe, kayık ücretleri var. Zor iştir kürek çekmek. İskeleler ve sayılarla payitahtın yorulmaz kayıkçıları. Sosyal ve kültürel gösterge olarak kayıklar düzen saraylar, öyle muhteşem kayıklar var. Saltanat kayıklarının ihtişam ve simgeselliği, kürek devrinin son günleri, kayıklara güle güle, hoş geldiniz sandallar, kikler, futalar, küreklere veda ve sonsuz. Kitabın saptamaları ne? Nedir enteresan olan? Kayık sadece gündelik hayatın bir süsü değil, binip de gizleyecek bir şey de değil. Onun dışında her yere sizi ulaştıran, Eski bayramlara dair yazılar vardı. Yıldız Sarayı'na gelenler, bayramlaşanlar orada karşı kıyıdan boğaza gelen kayıkları, inen beyefendileri, süslü hanımları görürdünüz. Bunu okuyunca ne anlıyoruz? Deniz ulaşımının tarihimizdeki önemi hayatımızdaki yeri Bir yabancı ne diyor? Ortasından deniz geçen kent diyor. Yani iki kıyı arasında birçok gezgin, birçok yabancı geliyor ve bazı onların çok dikkatini çekiyor. Daha 17. yüzyılda kayıklara dair bilgilere rastlıyoruz. Burada iki yaka arasında ulaşımı sağlayan kayıkların işlevini öğreniyoruz. Önemli kayıklar var değil mi? Bir yabancı gezgin geliyor ne diyor? Bu kayıklar birer sanat eseri diyor. Gerçekten de onların fotoğraflarını kitapta gördüğünüzde Bunlar birer sanat eseri diyeceksiniz. İstanbul'a gelen bir İskoç gezgini, Üsküdar'ın ve Boğaz'ın Asya kıyısındaki köylerinde yaşayanların yoksul ve meşakkat içinde olduğunu söylüyor. Bunlar karşı yepek inmiyorlar ama burada yaşıyorlar, kayıkçı olarak çalışıyorlar. Yani meslekleri bu. Bir de başka bir yanı var. Karşıdan karşıya bir düğüne gidecekse gelin hanım o sandalın içinde bir takım sandallar ve bir takım firmalar ne diyor? İtina ile gelin taşınır. Yani şimdiki otomobiller gibi Başka vasıtalar gibi gelin taşıyan sandallar var. Sadece birer gelin taşıyıcısı olarak bakmamak lazım. Eğlenceli. Orada çalgıcılar var. Şarkıcılar var. Bir yerden bir yere geçerken gelini eğlendiriyorlar. Her meslekte bir terfi var. Her meslekte bir yükseliş var değil mi efendim? Zamanla. Burada da şu var. Çırak kürekçiden saltanat kayığı hamlacılığına yükseliyorsunuz. Kayıklar anlatılıyor. Kayıkların sefası anlatılıyor. Gündelik hayatımızdaki yeri anlatılıyor. Bunun da bir sonu var. Teknoloji sonunu getiriyor. Ne oluyor? Vapurlar çıkıyor. Hangi vapurlar? Şirketi Hayriye vapurları. Burada Şirketi Hayriye vapurlarında karşıdan karşıya sandallar pek gündelik hayatta olmuyor. Şimdi tabii sandalların yerine vapurlar alıyor. Vapurlar da enteresan. Çünkü ileriki kitaplarda, başka yayınlarda Sabahleyin buluşulan vapurlar var. Yani belli kıyılarda, belli dostluklar vapurda devam ediyor benim hoş bir hatırladığım fotoğraf vardır. Haldun Taner Kadıköy vapurunda ayakta tutulmuş bir kitap okuyor. Böyle bir yanı var. Peki sandalları nerede gördüm ben? Florya'da plaj gazinosu vardı oraya gittiğimde. Yazın büyük adaya gittiğimde orada sandallara binilirdi Yörükali'de ve oradan denize girilirdi. Çok kıyı yani az yer olanla da birdenbire sandala binilir, sandaldan denize girilirdi. Boğazyalılarının yıllarının çoğunda sandalları da vardı birkaç Boğaz yalısını hatırlarım ki onlardan biri de altında bir açık yer vardı. Sandal oraya girerdi. Yani sandala binmek isteyen eskisi gibi denize giren birçok kimse de yalının içinden ona biner oradan ayrılırdı. Başka yıllarda gördüm, orada da sandaldan denize girilirdi. Şimdi bunun tabi edebiyatı önemli. Yani bunca zaman yapılıyor, bunca şey yapılıyor. Orada da hayatlar var. Orada da birçok anılar var iki yaka arasında gidip gelmelerde dediğim gibi bayramlar, kutlamalar başka bir törene dönüşürdü. Artun Nusal'ın aşk olsun o kayıklara bakarken kayıkları edebiyattaki yerine hep düşündüm. Boğaziçi üzerine o kadar çok yazı yazıldı ki, o kadar çok kitap var ki, hepsi de yalılardan, onların hayatından. Mesela ahşap yalılar vardı. Onların da bir tarzı yapardı. Onlar da yazıldı. Ve maalesef de birçoğu da ahşap olduğu için kül oldu ve kalmadı. Buna dair de bilgiler var. Ben şunu söylüyorum. Artur Yunus'a yakından tanıyorum. İstanbul tarihine dair çok önemli kitaplar yaptı. Bu kitabı her İstanbullu okumalı. Çünkü kayıkların olmadığı bir kuşak. Denize açılanların motorlarla açıldığı bir dönemi yaşıyoruz. O bakımdan bu kitabı tavsiye ediyorum. Burada karama defterini noktalıyorum gelecek hafta bir başka konukla başka kitaplarla karşınızda olmayı umuyorum. Sağ olun, var olun.